seyirci. Seyirci yok, seyirci yok, seyirci yok. Evet, seyirci yok. Şimdi burada bir kitle var, dün bir kitle vardı. Belki biz işte kişi açarak bunu ne olarak buraya gelseydik, bu kadar yoğun olmayacak dünkü gibi. 30-40 kişi olacaktır. Burada seyircinin üzerine, tiyatro seyircisinin üzerine çok büyük bir görev düşüyor. Birbirinizle etrafınıza tanıtım yapmak. İlla sokakta afişten görüp olmamalı. İşte Facebook'ta tesadüfen karşılaşırsa olmamalı. Tiyatroya gönül veren, bilet alıp gidecek olan insanlar etraflarını bilmesi gerekiyor. Etrafını bilgilendirmesi gerekiyor. Örnek olması gerekiyor. Oyunlara topluca gidilebilmesi için. Ya burada bence sorgular nasıl yani? Siz gittikten sonra zaten ben ayrıldıkta 3 yıldır burada yaşamaya başladım. 37 yıl oldu benim profesyonel tiyatro. Konservatuvarım, dostlarda çalıştım, ortaklarda çalıştım. Gökçel abla'yı çok güzel bir duygarcı seslendirmeler yaptık zamanında. Kerem abla falan. Yani çok çalıştık. Senelerde tanımış tiyatroyla geçti. Burada sıkıntı, burada tiyatro yapan arkadaşların samimiyetlerini sorgulaması. Çok iyi yürekli, iyi niyetli insanlar olduğunu biliyorum ama 30 kişi falan değil. Benim seyrettiğim oyunlardaki insanlar da olursa burada seyrettiğim 100 kişiden fazla burada tiyatroyla uğraşan insan. Dönem dönem değişse de. Ya burada Göksel Korkay'ın söyleyecekleri hala beni heyecanlandırıyor. Benim için çok önemli. Mahir Hoca'nın ağzından çıkacak silah benim için çok değerli. Savaş'ın söyleyecekleri benim söyleyecekleri benim için çok değerli. Yıldırım abiden bir şey öğrenmek benim için çok değerli. Ya bunun için, bunun yani ben algılarını kapatıp merakını yitirmiş insanlar oyuncu olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada olması gereken ben değil ben. Onlar. Aynen. Ama ben böyle bir sıkıntı. Yani dünkü mesela belgeseli seyrettikten sonra buradaki bütün tiyatroların soru yağmalanması beklenirdi. Tanrı'ndaki kültürel yumruğa saygı gösterdi. Siz Ayvalıklıların hiçbir şey olmadığını, ot gibi yaşayan, asla öyle ilgisi olmayan asla küçük görüyorsunuz. Asla öyle değil. O yüzden o insanlar sizin aranızda katılıyor. Ben bunu gösteriyorum. Hep aynı, hep aynı çevrenin içerisinde dönüp duruyorsunuz. Bu benim ilgim. Bu yüzden yanılıyorsunuz. Benim elbise 20 yıl sonra birden kafama dar geldi. Aa, demek ki bu yani diyor ki ne olursa olsun. Eğer sen bu işi yapacaksan, sen tiyatrocu olacaksan, önüne çıkan engelle pes etmez. Edersen de zaten sende iş yoktur. Onun için...